Arkadaşlar merhabalar. Bir iki gün önce şöyle bir soru paylaşmıştık. Bu ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur diye. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için limit x 3'e giderken fx eksi 2 bölü x eksi 3 eşittir 6 ise. Şimdi arkadaşlar bunları incelemiştik hangileri doğrudur diye kesinlikle doğrudur diye. Burada birkaç kafayı karıştıran bir şey olmuş. Ben onları elimden geldiğince dilim dönünce anlatmaya çalışacağım tekrar. Şimdi normalde biz bu tip sorularda payda sıfır geliyorsa yukarıda sıfır gelmeli ki sıfır bölü sıfırdan belirsizlik gelsin. Biz belirsizliği dilopital ile ya da çarpanlara ayırma yaparak giderelim diyoruz değil mi? Aslında biraz burada ezbere söylemiş oluyoruz. Buradaki bizim yani F3'ün 2 gelmesi gerekmiyor. Çünkü ne diyoruz biz limite? limitte? Limitteki limite biz bakarken Örneğin x 3'e giderken fonksiyonun 3'te işte tanımlı olmasına bile gerek yok. Biz sağından ve solundan bakıyoruz limitte. Yani limitte sağ limitin sol limite eşit olması lazım. Fonksiyonun o noktada aldığı değer de bunlar eşit de zaten sürekli oluyor. Özellikle sürekli bir fonksiyon diye belirtmemişse fonksiyonumuz kesinlikle orada o değeri alacaktır diye bir şey yok. Biz orada biraz pratik Hızlı e, şekilde onu söylüyoruz sanırım çözümlerde. Herhalde o bazen kafayı karıştırıyor. Temelde burada baktığımız sağdan ve soldan limittir. Ama fonksiyonumuz sürekli ise demek ki F3'ün de 2 olması gerekir. 2 bölü şey 0 bölü 0'dan işte belirsizlik gelmiştir. E, türevini aldığımızda burası F türev X olur. Alt kısım 1 olur. F türev 3 o zaman 6'ya eşittir diyoruz sanırım. Ya da deniyor sorular çözdürürken. Ama dediğim gibi temel mantığımız bu değil arkadaşlar. Sağ limitte sol limitte demek ki 2'ye gidiyormuş. Burada arkadaşlar yani şu alttaki bilmesek bile. Eğer limit x 3'e giderken fx eksi 2 bölü bakın burada 3 eksi 3 yazımıza kaç geliyor? Sıfır. Demek ki yukarıda hem biz 3'e sağdan baktığımızda şöyle yazayım akıl, yani akılda kalıcı olursa f3 artı da arkadaşlar 2 geliyormuş. Limit olarak bakıyorum. 3 eksi sanki f3 eksi de kaç geliyormuş arkadaşlar? 2 geliyormuş. Yani sağdan limitte soldan limitte 2'ye gidiyormuş. 2 eksi 2'den 0 Paydamız da 0. 0 bölü 0'dan belirsizlik daha sonra e, çarpanlara ayırma yapılarak kaça ulaşılmış? 6'ya ulaşılmış. Yani burada illa F3'ün kaç olmasına gerek yok? 2 olmasına gerek yok. Sürekli ise f 3 de 2'dir deriz. Dolayısıyla burada F3 2'dir'i her zaman ne yapamayız arkadaşlar? Söylemiş olamayız kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Fx eşittir x kare eksi 7'dir demiş. Önce şunu söyleyelim. Tam olarak şu benim söylediğime çıkıyor bakın. Bir insan limite bakarken bir insandan birin sağından bir birinin solundan bakarız. Yani limitteki temel budur. Bir insandan baktığımızda zaten f3 artı gelmiş oluyor. Bakın biz bunun kaç olduğunu söylemiştik. 2 olduğunu söylemiştik. Solundan baktığımızda f3 eksi geliyor burada. Birden küçük bir şey yazdığımızda. Onun da zaten kaç olduğunu söylemiştik. 2 olduğunu söylemiştik. Ee, özür dilerim. Bunların ikisi birden 2 iki çıktığı için e, limit x1'e giderken f3x 2'dir. Kesinlikle diyebiliriz arkadaşlar. Zaten yukarıda onu söyledik. Bu doğru. Öyle değil mi? Üçüncü kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Olabilir. Sürekli olmasıyla alakalı. fx eşittir. x kare eksi 7 olabilir. Yani bu da sağlıyor mu diye bakmamızı istemiş. Burada x kare eksi 7 yazarsak x kare eksi 7 eksi 2'den eksi 9 gelir. Bölü x eksi 3. 3 yazdığımızda dediğim gibi aslında sağdan soldan bakıyoruz ama direkt burada yazmışız gibi alışıyor, alışmışız. Hep soru çözerken o şekilde söylüyoruz. Bakın azıcık farklı bir soru da bu. Kafa karıştırabiliyor. Lütfen dikkat edelim. Burada 3'ün sağından da solundan da baksak 0 geleceği için çarpanlara ayırma yaptığımızda x eksi 3 çarpı x artı 3 gelir. Bölü x eksi 3 dediğimizde arkadaşlar şurası x artı 3 şunlar gider. Elimizde bir tek x artı 3 kalır. Burada da 3 yazdığımızda kaça gider bu arkadaşlar? 6'ya e, gitmiş olur. Yukarıdakini sağlamış olur. Demek ki ikinci durumda olur diye söyleriz arkadaşlar. Her zaman yani bir tek x kare eksi 7 sağlamıyor ama x kare eksi 7 bu limiti sağlayan denklemlerden birisidir. Arkadaşlar tekrar anlatmaya çalıştım. İyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Öğretici açıklayıcı bir soru olduğunu düşünüyorum. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorumları yazarsanız elimden gelince tekrar anlatmaya çalışırım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.